Bağımlılık aslında şöyle bir hastalık. Baştan beri söylediğim bir şey var hep hastalarımla da paylaşırken. Bağımlılık bir beyin hastalığı. Yani hastalarımızın büyükçe bir çoğunun aslında bize başvurduklarında bağımlılıkları olmadığını söyleyerek geliyorlar. Yani evet hocam son zamanlarda kullanımı arttırdım. Biraz önce bir alkol bağımlısıyla görüşürken yıllardan beri alırım ama haftada iki gün alırım. İşte son üç ayda biraz miktarı arttırdım ama bağımlı değilim diye başlar cümle. Onun için gerçekten bağımlı hastalarımızın bağımlı olduklarını ya da kullandıkları maddelerle olan ilişkilerinin sağlıklı olmadığını göstermek adına ciddi görüşme teknikleri gelişmiş yıllar içinde. Motivasyonel görüşme tekniği bunlardan bir tanesi. Örneğin sigara ya da alkol gibi yasal bir maddeyle olan ilişkisinde hastanın bağımlılık düzeyinde olduğunu gösterebilmek için bu görüşme tekniğini yapıyoruz. Ama diğer taraftan zaten yani eroin gibi, amfetamin gibi, metamfetamin ya da kokain gibi yasa dışı bir maddeyle olan ilişkisi de zaten normal olarak tanımlaması çok kolay değil. Ama son yıllarda özellikle gençlerde, işte Amerika'da tıbbi amaçlı, tedavi amaçlı esrarın bazı eyaletlerde serbest bırakılması üzerinden de bir argüman gelişmeye başladı. Esrar ottur, zararı yoktur biçiminde. Bu asla gerçek değil. Sonuçta bakıldığında bağımlılık yapıcı her madde ciddi anlamda risklidir. Ve siz daha ağzınıza ilk sigarayı koyduğunuzda, yani bu 13-14 yaşlarda olabilir, ilk dumanı çektiğinizde bağımlılık başlar. Ama siz hangi süreçte bağımlı olduğunuzu zaten saptamanız, görebilmeniz çok mümkün değildir. Çünkü sürekli beyniniz size bağımlı olmadığınız yönünde mesajlar gönderir. Bu anlamda baktığımızda öyle bir noktaya gelirsiniz ki hem aile düzeniniz, hem iş hayatınız, hem sosyal hayatınız kullandığınız madde nedeniyle eğer işlevselliğin de bozulma oluyorsa o zaman bilin ki sizin bu maddeyle olan ilişkiniz artık normalin dışına çıkmış demektir. Yani biz bunun tanımlamasını kullanım bozukluğu ya da bağımlılık olarak yapabiliriz.